Şimdi telefonun diğer ucunda arkadaşlar, ya öyle bir isim var ki şu Türk sinemasında, bir de yani uzun yıllar böyle çok güzel şeyler yapmış ama belki kadri kıymeti bilinmemiş eden, yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama neyse. Evet. Ömercik. Ömercik var telefonun diğer ucunda. Evet. Yayına çıkmadan önce kendisi çok büyük bir ameliyat geçirdi. Kendisine önce geçmiş olsun diyelim. Alo. Alo. Ömer Bey, nasılsınız? İyi geceler. İyi geceler. İzleyebiliyor musunuz bizi? Alo. Alo, duyabiliyor musunuz bizi? Duyuyor musunuz? Duyuyorum. Evet. Öyle zannediyorum bir göz ameliyatı geçirdiniz. Evet, evet. Büyük geçmiş olsun. Teşekkürler. Ben de bugün orada çok değerli sanatçı abilerim orada oldukları, biliyorsunuz bir ameliyat geçirdim. Onların yanında olmak isterdim. Biz çağırdık ama evet, sizin ne yazık ki ameliyattan dolayı gelemediniz. Ameliyattan dolayı gelemedim. Evet. Ve sana da çok teşekkür ediyorum. Ben seneler sonra üç abim bir arada yakalanmışım. Senin sayende, program sayesinde. Estağfurullah. Eşref abim olsun, İzzet abim olsun, Edis abim olsun. Hepsini çok seviyorum. Üçünü bir arada burada görmüşken bir hatırlarını sorayım dedim. İyi yaptın. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun, dileklerimizi sunuyoruz. Geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Harikulade bir insandı. Harikulade. Güzel böyle. Siz hatırlıyor musunuz? Hatırlamaz mıyım? Ben sevgili gençlere de soruyorum, Ömercik, sevgili kardeşim. Evet, hatırlıyor abi. Musunuz Ömercik? Sarı saçlı, mavi gözlü, çok güzel bir çocuktu. Şimdi de herhalde çok hoş bir insan. Hatta benim Ömercik'le küçükken bir anım var ama tabii o beni tanıyor. Yani ben şimdi nasıl herkese ne yazık ki tanıyamıyorsak, küçükken annem havaalanında beni Ömercik'in kucağına vermiş, fotoğraf çektirelim diye. Ve Ömercik beni dövmüş orada. Evet, gerçekten de. Onu da, yok şaka söylüyorum tabii. Ben bir kere de... Çok tatlı, çok tatlı. Ben bir türlü Ömerciğin kucağına gitmek istememişim işte. Ağlamışım, etmişim. Bak oradan ilk tanıştığım, tanışamadığım ünlüdür yani bir de Ömercik benim. Keşke bizim kucağımıza gelseydin. Keşke abi işte ya. Yanlış kucak. Yanlış kucak, evet. Şöyle oturayım kucağa o zaman. Evet, Ömercik'le çalışmak nasıldı ya? Yani siz çok çalıştınız mı bilmiyorum. Siz çalıştınız. Ben hiç çalışmadım. Ben çok çalıştım. İzzet'le çalıştım. Çok az çalıştım. Çok tatlı bir insandı. Çok, gerçekten öyle. Harikuladeydi. Çok yani, yetenekli. Çok değerli sanatçılar diye iltifatta bulundu bizlere ama kendisi de en az bizim kadar değerli bir sanatçı. Ömercik bir denmez ki, nasıl söyleyeceğiz şimdi? Ömer abi diyeyim. Efendim? Yaş kaç abi? 44. Ha canım. 44 oldu. Abi cici kalmamış artık yani. Hayat. Ömer olmuşsunuz. Ömer Bey hatta. Kaç yaşında bıraktınız? Ben 15-16 yaşında. Peki, 75'te bıraktım. Şunu merak ettim ben hep. Yani küçük çocuk artist olmak, çocuk artist olmak aslında avantajlı mı, dezavantaj? Çünkü büyüdükçe belki şey olmadı, bize bunun küçüğü lazım dendi yani. Ya tabii şöyle bir şey söyleyeyim. O zamanlar biliyorsunuz sinemalarda tabii ki 64'ten 76 yılına kadar evet. Değerli abilerimle çalıştım. Eşref abiyle kısmet olmadı çalışmak. Evet. İnşallah bundan sonra İnşallah. Çalışabiliriz. İnşallah, neden olmasın. Ne bileyim, inanın abilerim gördükçe şu anda bile heyecanlıyım. Film şeridi gibi eskilere gitti. Hep o 64'lerle 75 arasında film şeridi gibi geçti şimdi. Onlarla konuşmak bile çok büyük bir duygu, heyecan. Biz sizi programımıza canlı da bekliyoruz mutlaka. İnşallah en kısa zamanda. Katılacağım. Ne zaman isterseniz. Ben şu ameliyat sonuçları bitsin lazım. Ben geleceğim. Çok sevinirim. Geleceğim programa. Şu arada doğum gününde kutluyorum. Nice yıllar diliyorum. Sağ ol. Biz ona şifalar hepinize diliyoruz. Sevgiler diyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Şifalar diliyorum. Peki. Şimdi üç tane Türkiye'nin en büyük aktörü, jönü. Ve hala çok yakışıklısınız. Sağ olun. Ve yani sahiden de çok böyle yapınıza bakıyorum. Kendinize çok iyi bakmışsınız. O dönemde kim bilir yani neler... Yani biz şimdi medya daha farklı bir yerde. Ünlüler daha fazla. Herkes ünlü olabiliyor falan filan gibi durum var. İlgi de şu anda biraz dağılmış vaziyette.
o dönemde kim bilir size nasıl bir ilgi vardı? Yani özellikle kadınlardan. Çünkü ben milletvekili olduğunuz dönemi biliyorum. Meclise girdiğinizde bugüne kadar en çok sekreterlik başvurusu size olmuş. Yani herkese 10-15 sekreter başvuru yaparken size 32'ye yakın sekreter başvuru yapmış. Yani o biraz da tabii... İzam mı ediyorlar? Biraz tabii farklı bir yaklaşım sergilemiş basının değerli mensupları arkadaşlarımız ama... Genelde farklı olur. Hayır, itimat telkin etmiş olabilirim. Senelerin sanatçısı olarak... Biz bizeyiz. Şimdi öyle itimat telkin etmiş olabilirim efendim. Yakışıklısın işte yani ya. Belli ki... Ama sen de çok hoş bir çocuksun yani. Çok tatlısın. Çok tatlısın. Tatlıyım da bana işte 5-10 sekreter arası yani. Başka 32'ye çıkmışlarımız yok yani. O dönemde kim bilir neler olmuştu. Sizin mesela benim bildiğim kadarıyla büyük bir pul koleksiyonunuz varmış. Ya kız koleksiyonu var gibi söylüyorsun. Ama pul koleksiyonu devamında tabii. Ben eski bir koleksiyoncuyum gerçekten. Antikacı. Sonra şey o... Antikaları sever. Her türlü şeyin koleksiyonu yapılıyor. Evet. Sonra işte bu mesleğim olan antikacılığa dönüştü. Şu anda koleksiyoncusunuz. Ama peki bu koleksiyon yani oradan mı yani puldan mı gelen bir şey? Yani ben bunları göstere bayanlara ben bunun koleksiyonu yapayım mı geldi işe? Ya o meşhur lafta pul koleksiyonumu göstereyim ama o devirler çok geride kaldı. Nasıldı yani o dönemdeki ilgi nasıldı? Yani vallahi, enteresan şeyler oluyor. Hepimize büyük ilgi vardı. Halk gerçekten bizi çok seviyordu. Hala da öyle seviyorlar. Yani bizi terk etmedi. Bizler çok halkla çok beraber olan bir dönem yaşadık. Halkın içinden geldik belki. Çok onlarla birlikte çalıştık. Sokak çalışmalarımız çoktu. Belki ondan da kaynaklanıyor. Kadın seyirci çok meşhurdu o zaman. Yani kadın seyirci tabiri o zaman çıktı. Evet. Ve filme iş yaptıran kadın seyircidir lafı yerleşti. Peki erkekler bir gıcık olma durumu var mıydı? Yok. Hayır. Çünkü kadınlar tek başına sinemaya gitmezdi. Örgütlenirler, toplu halde sinemaya gelirler. Matineler hali. Evet ve derlerdi ki yani gazetelere verilen reklam, bastırılan afiş hikayedir. Kadınların konuşması önemlidir derler. Şimdi şöyle bir şey diye ben müsaade edersen. Estağfurullah buyurun. Yani hepimiz için geçerli bu tabii Eşref'cim senin için de. Şimdi matineler biliyorsunuz suare gece seansı, gündüz seanslarında matine deniyor. Hepiniz biliyorsunuz. Matinelerde kadınlar matinesi vardı. Çarşamba günleri. Şehrine göre salı günü, perşembe günü de olabilir. Ve film oynar, ara verilir. Ara verildiği zaman üst kattan bizim... Ay pardon. Nereye gidiyorsun? Dur ya gitme. Niye vurdu abi? Vallahi çok kötü bir şey vurdu. Yani çok iyi bir şey. Herhalde bilmiyorum. Sesli biraz görüntüde şey oldu. Onu ben yukarıdan balkondan işte İzzet Güney'in, Cüneyt Arkın'ın, Göksel Ersoy'un kimin filmi ise onun kartpostalları atılırdı. Vay. Kadın da Göksel kartpostalı diye onları toplardı. Yani bu şekilde bir... Zaman birimi geçirdik o yıllarda. Sen tabii bizden çok daha öncelerini de biliyorsun. Eşref abinin tabii şey var çok özür dilerim. Eşref abinin bilinmeyen bir durumu var ki bilen biliyor yani şimdi arkadaşlar değil mi söyleyelim. Türkiye'de belki dünyada tabii diyelim hadi Türkiye demeyelim. Marilyn Monroe ile film çevirmiş değil mi enteresan ilklerden birisiniz. Yok tabii böyle bir şey yok. Yani ben yine yanlış bilgi. Hayalini çevirdi herhalde. Senin sekreterler... Abi bana öyle bilgi geldi. Benim hayatımda en çok film çevirdiğim insan ona şimdiden buradan da selamlarımı yolluyorum. Muhterem Nur. Ah canım. Muhterem Nur. Evet. İşte Muhterem Nur diyecektim. Ne? Marilyn Monroe dedin. Marilyn tamam. Gene pardon, bir, Muhterem Nur pardon ya. Gene laflardan harflerde bir karışıklık var. Hiç halim yok valla. Doğru. Eskiden yine bir ayağa kalkıyordum valla şimdi hiç halim kalmadı. Ya Marilyn Monroe yok mu film abi? Bir filmde oynamışsınız da o yok, filmde yayınlanmamıştı. Hayır. Erken öldü. Erken yani, öldü. Abi, kötü durumda kaldım abi. Ya baksana abi ben. Türkiye'ye hiç gerçek diyeceksin. Osman Yağmur Dereli abimiz var. Bu arada Ercan Saçın'ın da doğum günü onu da kutlayalım. Ve öyle ayrıca mi? Doğum günü olduğunu bildiğim Ankara'da değerli hocamız Devlet Operatörü Bale'de sevgili Beyhan Mörfi'nin de bugün doğum günü 12 Mart. Osman hepsini Yağmur kutlayalım. Herkesinkini kutlayalım. Bir alkış alalım. Osman Yağmur Dereli yayında mı? Osman abi.
Osman abi iyi akşamlar, iyi geceler. İyi geceler, iyi yayınlar diliyorum. Nasılsınız? Sağ ol sevgiler, çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı bir ömür diliyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Ancak ben bu üç tane delikanlıya olan derin hayranlığımı belirtmek istiyorum. bizim delikanlılığımızın çok önemli idolleri. Benim için çok özel dostlar, çok değerli abiler. Çok naziksin, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Osman. Sağ ol Osman. Sağ ol. Ben yapı olarak çok kıskanç biri değilim ama cidden bu harem projeksiyondaki üç hanımefendiyi çok kıskanıyorum. Bu kadar güzel bir kadroyu bir araya getirdiği için. İnanın çok az dizi seyrediyorum ama bu yadigarı hiç kaçırmıyorum. Dizi çok güzel. Sahiden de çok güzel. Çok güzel. Yani, izliyorum. Teşekkür ederiz Osman'cığım. Senin de başarılarını biz büyük bir hayranlıkla izlemeye devam ediyoruz. Sağ ol Ediz abi. Osman'cığım ayrıca bir teklif yaparsan seni hayır demeyiz yani. Memnuniyetle söyleyelim. Şeref olur. Maalesef çok azıyla çalıştım. Bir rahmetli Neriman'la ve Erol abiyle, Erol Taş abiyle bir de büyük geçmiş olsun çok sever sayarım Ekrem abiyle çalışma fırsatı buldum. Evet. Dilerdim ki... Bu o da senden her zaman sitayişle bahsediyor. Evet, benim çok sevdiğim büyüklerim, abilerim. Cidden Yeşilçam'ın getirdiği çok önemli bir iş terbiyesine sahip insanlar. İnanın bugünkü genç arkadaşların sizi çok ciddi örnek alması lazım. İş terbiyesi bu kadar özel ve işine bu kadar dikkatli bir değerli sanatçı grubu yetişmiş. Ve sizler önce olmuşsunuz. Hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sevgiyle seyrediyorum. Ayrıca Beyaz'ı bu kadar güzel bir program yaptığı için kutluyorum. Teşekkür ederim. Ceyhan'a da saygılarımı sunuyorum. Sağ ol, biz de iyi yayınlar diliyorum. Bizim bu gece... Evet, teşekkür ederim. Bazı programlar vardı, talk show gibi yapıyoruz. Bugünkü programı talk show gibi değil, bir saygı gecesi gibi yapıyoruz. Bizim için önemli olan da o. Şimdi biz dedik ki, bizim böyle önemli bir şeyimiz var. Programın aslında karakterlerinden bir tanesi. Photoshop'larımız var. Yani ünlüler acaba tek bir karakter olsaydı ne olurdu gibi. Ve Ekrem abinin de geleceğini hesap ettik. Ve ona göre acaba dedik ki bu dört aktör... tek bir yüz yapısına sahip olsaydı nasıl bir şey ortaya çıkardı? Nasıl bir jön ortaya çıkardı? İkili yaptık bunları. İzleyelim mi? İzleyelim. İzleyelim. Bakalım. Enteresan herhalde. Nereye yazdık onları? Evet. Arkadaşlar. Edison ve Ekrem Bora beraber olsalardı. Evet. Ki iyi ki olmamışlar gibi. Beğendiniz mi abi? Çok hoş. Bu. Evet. Bu Edison ve Ekrem Bora yine. Bu da daha değişik. Ekrem Bora ve Eşref Kolçak geliyor sırada. Evet. Bu abi hiç olmamış. Hiç olmamış bu. Acaba kimden dolayı olmamış? Bir de öyle bakıyorum. Bakalım. Evet, sırada İzzet Günay, Ekrem Bora var. Evet. Abi. Bu kötü değil yani. Ha? Çok kötü değil. Şimdi yani bir bizim... öncekinden sonra sahiden de kötü değil. Evet. Ama böyle direkt mesela yolda birisinin karşısına çıksa. Evet. Hele gece çıkarsa Allah bak. Yok yok herkes kendisi yanlış. İzzet Günay ve Eşref Kolçak. Evet. Evet. Eşref abi senin girdiğin yerde bir anormallik var. Faul var. Var. Evet arkadaşlar abi. Teşekkür ederiz. Zeynep ablacığım. O dönemlerde neden hep ağlanıyordu ya? Filmlerde hep bir ağlama değil mi? Size de en bakın, çok sorulan soru bu. Bakın bu çok güzel bir soru. Çünkü gençler diyorlar ki bana ama siz o zaman hep ağlıyordunuz neden? Şimdi nedeni şu o devirde bütün filmler his yüklüydü ve herkes ağlıyordu evet. Hatta şöyle sinemadan çıkan müşteri birbirine sorar kaç mendil ıslattın? Çünkü bir moda halindeydi ağlamak. Evet. Ben şuna bağlıyorum şahsen. O kadar mutluydu ki o devir insanlar ağlamaktan zevk alıyordu. Çok bugünküler çok mutsuz. Onun için hep gülmek istiyorlar. Bir patron vardı hayatta Mahmut Dede Hayır diye. Dede tabii, filmin tabii. sahibi. Tabii. Derdi ki bana gelir dublaja bacım ne olur ağla. Ağla ki ben güleyim derdi. Yani biz ağladıkça patron para kazanırdı. Değil mi? Sen içeride ağlarken ama dışarıda bacaklarına dolar sayıyor değil mi? Tabii zaman dolar da yok. Tabii zaman dolar yok. Dolar da yok. Peki abi bu Yadigar
Filmleri ağlayarak... Şey, ilave edeyim müsaade edersen... Ceyhan Hanım'ın babasını çok iyi tanıyorsun tabii. Necdet Mahfi Ayral. Duayeni. Evet. Yani sanatın Türkiye'deki duayeni. Olağanüstü bir insan. Tabii ki kızı da o kadar kabiliyetli bir sanatçı olacak. Gayet doğal. Oynuyordu. Allah uzun ömür versin. Evet, Necdet abi de şu anda en yaşlı. En yaşlı. En yaşlı aktör. Evet. Aktör. Evet. En sağlıklı ama. Valla herkese tabii en büyük dileğimiz o. Sizin bu Yadigar. Yadigar hangi günler abi? Yadigar. Valla bunu. Çarşamba. Üzerinde ip var zaten. Evet. Alayım dedim ama söküldü. Özür dilerim. Kafaya çektim. İzzet abi nasıl kuvvetliyse kol geldi. Kol da dökülebilir. Yadigar. Yadigar'a çok güvendikleri için maçın karşısına koyuyorlar çarşamba akşamı. Çarşamba akşamı. Evet. Geçen hafta 3 maçın karşısındaydık. Baş edebiliyor musunuz? Etmeye çalışıyoruz. Fena gitmiyor. Biz severek çalışıyoruz. Evet. Herkes beğendiğini söylüyor. Ve yeni dizide oturuyor. Hemen birincide oturmuyor hiçbir dizi. Doğru söylüyorsunuz. Oturuyor. Evet. Halk diyor ki şimdi size daha iyi oyunlarınızı görmeye başladık. Hep bana diyor. Soruyorlar ne olacak? Sonra ne olacak evet. diye. Baba kim? Hep biz de bilmiyoruz aslında. Merak ediyorlar. Kim olduğunu biz de bilmiyoruz. Senaryocu da yazılmamıştır bence. Yazılmadı. Senaryocu da bilmiyor herhalde. Denizci kim diye soruyorlar. Ama Denizci bu bölümde deşifre oldu. Denizci'nin Eşref olduğu meydana çıktı. Ama babamın yine hala belli. Ama Eşref abi günlük hayatında da Denizci. Evet tabii. Sabah 5'te denizden çıkar Eşref abi böyle. Bizim kumla seyreder. Ben eski bir denizci olduğum için herkes... Dağ başında sensin galiba denizci olan. Siz de Bahriyelisiniz değil mi? Ben kolejde okudum. Ama Türkiye'nin en eski Bahriyelisi ki bu da Sunay Akın'ın bir kitabındandır ya. Ben çok severim o hikayeyi. Kimmiş? Osmanlı'da son padişah döneminde padişahın yanlış anlatmayayım da çocuğunun sünnet düğünü var sarayda. Denizden birden bir denizaltı çıkıyor. Denizaltıydı herkes canavar zannediyor. O zaman ilk defa görülüyor. Herkes kaçıyor. Denizaltıda askerlik yapan Alman ve Türk subayları var. Onlardan iki tanesi de daha sonra bu denizcilik mesleğinden ayrılıyorlar. Abdülhamit dönemi olması lazım. Bunlardan bir tanesi olduğuna göre. Yurt dışına gidiyor Amerika'ya. Sihirbaz oluyor. Zati Sungur. Zati Sungur. Bir yerde Türkiye'de kalıyor ve sanatçı oluyor. Hulusi Kentmen. Evet, çok güzeldi söylendi. Evet, programın sonlarına geldik.